Neye bakıyorsun? Bir şey yok. Sadece uğruna bu kadar çok dua ettiğin şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Allah'a ne kadar dua etsek az. Ama Ayşe, sen hayatıma girdiğinden beri bana öyle geliyor ki hiçbir şey için dua etmeme gerek kalmadı. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi sen uyu. Neden? Eğer beni böyle geçiştirirsen kötü hissederim. Kırıldı mı derim. Ne oldu? Beni kırmaktan mı korkuyorsun? Evet, elbette. Seni seviyorum. Seni kırmayı hiç istemiyorum. Bilmeden kırdın mı yoksa? Ben de Allah'ı gücendirmekten korkuyorum. Huzursuz oluyorum. İyi de Allah neden sana gücensin ki? Onun bütün emirlerine uyuyorsun. Ya sana gücenirse? Bunu hiç düşünmemeli miyim? Bana mı gücenir? Hayır Ayşe. Ben Allah'ı gücendirmem. Eğer yapmış olsaydım, en büyük dileğimi yerine getirmemesi gerekirdi. Benden şikayetin var mı Ayşe? Her zaman senin en büyük dileğin olduğumu söylüyorsun. O zaman söyler misin? Sen bunun için hiç Allah'a şükrettin mi? İnsanın Allah'la olan bağı bir şey istemekten ibaret değildir. Aynı zamanda şükür de etmelisin. Ondan isteyeceklerimize gelince sen hiçbir şey istemediğini söylemiştin. Bu konuda ne kadar yanılıyorsun anlatamam. Senin Allah'tan isteyeceğin öyle çok şey var ki hem kendin için hem de ailen için istemelisin. Kendim için ne isteyeceğim? Mesela Allah'ın seni kendi yoluna iletmesini iste. Hadi, uyuyalım. Evet, sen de uyu. Yatıyorum. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Eğer şu anda meşgulsen başka zaman gelebilirim. Hayır. Allah seni bugün göndermiş. Bu vakti boşa harcamış olmayalım. Bir derdin mi var? Yarenin peşinde misin yoksa Rabbinin mi? İkisinin de. Demek ki sen yarenin peşindesin. Çünkü Rabbinin peşinde olanlar hiçbir zaman ikisinin peşindeyim diye cevap vermezler. Onlar yalnızca ama yalnızca Rabbinin pervanesi olurlar. Ama bana sen söylemiştin, eğer namazları Allah için değil de biri istediği için kılarsam, sonra bu beni perişan edermiş. Evet evlat. Çünkü Yüce Rabbimizin bizim sahte sevgimize hiç ihtiyacı yok. Bana namazlarımı kaçırmamam gerektiğini söylüyor. Ama benim için mümkün değil. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama namazlarımı hep kaçırıyorum. Seni Allah'a bağlamak, ona yaklaştırmak isteyen kişiyi gerçekten çok seviyorsun, değil mi? Evet. O benim karım. Sübhanallah, Sübhanallah. Nasibin güzelmiş oğlum. Rabbin sana ne kadar iyi, ne kadar güzel bir hayat arkadaşı vermiş. Evet, gerçekten iyi biri. Ama şimdi anlıyorum ki ben aslında ona yetemiyorum. Eğer ona yetmiyorsan yetecek hale gelmen gerekir. Kendisi bana diyor ki Allah iyi erkeklere eş olarak iyi kadınlar verirmiş. Ama ben iyi değilim. Onu kaybedecekmişim gibi geliyor. Doğru söylemiş. Eğer Allah onun için eş olarak seni seçmeseydi, sen derdine deva bulmak için buraya gelmezdin evlat. Eğer eşini gerçekten seviyorsan onun için kendini değiştirebilirsin. Kendini onun renkleriyle boyayabilirsin. Benim fikrimi soracak olursan Allah senin ona bakarak değişmeni istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.